Bugün sizlerle piyasada hiç popüler olmayan ama aslında çokça popüler olmayı hak eden ürünlerden bahsedeceğim ve bu güzel gizli hazineyi sizlerle birlikte keşfedeceğiz. İzlemeye devam edin. İlk kez göreceksiniz. Aa, bu nasıl bir şeymiş Merve diyeceksiniz. O yüzden lafı daha fazla uzatmak istemiyorum ve hemen ilk ürüne başlamak istiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki son dönemlerde regle dönemlerinde kullandığınız kaplar çok popüler. Benim çevremdeki, ben söyleyeyim size, 10 kadın arkadaşımdan 8'i zaten kap kullanıyor, çok net. Çok memnunlar bu arada yani. Hani nasıl kullanıyorsun, memnun musun? Kızım hayatım kurtuldu. Acayip memnunum, işte artık pet alma derdim kalmadı, işte çok pratik kullanması vesaire vesaire. Aynı zamanda çok avantajlı, biliyorsunuz zaten bu ürünlere gelen zamlardan sonra hepten kadın olmak çok zor, ayrı bir konu, bunu bir ara konuşalım. Ama ben hala birazcık daha gelenekselciyim, daha o seviyeye henüz geçemedim, kap kullanma seviyesine. Yalnız yeni bir tane pet keşfettim, çok enteresan bir marka. Yine bu arada hakikaten bakıyorum şu anda ürünlere, hiçbir tanesi hiç popüler olan ürünler değil. Bu da yine online olarak satın aldığım bir marka, zaten Çin malı bir marka. Ama Çin malı deyince hemen kötü gibi algılanmıyor. Kesinlikle çok memnun kaldığım Iris diye bir markanın aktif oksijen içeren ve negatif iyon aynı zamanda içeren petleri. Şimdi pedin ortasında şurayı görüyorsunuz, yeşil bir alan var ya, burası bildiğiniz mentollü gibi. Kokladığınız zaman o hafif okaliptus gibi mentol kokusunu alıyorsunuz. Kandita'ya çok meyilli olan ve böyle çok hassas olan kişiler için aslında üretilmiş bir pet bu. Ben bugüne kadar birçok marka kullandım. Hala mesela Kotex'i de çok seviyorum, onu da kullanıyorum. Severek kullandığım başka markalar var. Bej markası çıktı yeni, o da yine organik. Yani artık şey, çok dikkat ediyorum. Dış yüzeyi tamamıyla pamuk olan, %100 pamuk olan ürünleri kullanmaya çalışıyorum. Size de önerimdir. Lütfen içerisinde naylon, plastik vesaire içeren petler kullanmayın. Çok zararlı. Bunun da tamamıyla dış yüzeyi pamuk. Aynı zamanda ortadaki bölümde negatif iyon ve aktif oksijen içeriyor. O bölüm sizi rahatsız eder mi bilmiyorum. Beni etmiyor ama çok seveni de var. Rahatsız olanı da var. Bir yorumları okuyun isterseniz. Ben uzun süredir kullanıyorum. Çok memnunum. Her dakika bulabildiğim bir ürün de değil. Bazen fiyatını inanılmaz derecede arttırıyorlar. O zaman ne yapıyorum? Onu almıyorum. Bazen yine Kotex'e dönüyorum. Bazen yine 5 kullanmaya başlıyorum. Bunun birazcık daha fiyatı düşerse kesinlikle stoklarım. Hiç popüler bir ürün değil ama çok enteresan bir ürün. Aslında ilginç ürünlere konulabilecek kadar da ilginç bir ürün. Hiç böyle bir kadın pedi daha önce hiç görmemiştim. Kısacası ben çok memnunum ama mutlaka yorumları okuyun. Şimdi dostlar, yine hiç popüler olmayan ama tabii bence fiyatı dolayısıyla birazcık popüler olmayabilir diye düşünüyorum. Uygun fiyatta olsa kesinlikle çok daha popüler olurdu ama kimi önerdiysem, hangi arkadaşıma önerdiysem, buradan Burçak, canım Burçak, seni de kulaklarını çınlatıyorum ki hiçbir şey beğenmez benim en sevdiğim arkadaşım. Onu sevmem, bunu sevmem der. Böyle kolay kolay bir şeyi beğenmez. Beğendiğini de söylemez. Şunu ona önerdim. Dünyanın en zor beğenen insanı. Bana dua etti yani. Çok teşekkür ederim. Hayatımın ürünü diye. Origins markasına bayılıyorum. Origins'in her şeyini çok seviyorum. Onun hele Jeans X serisine bayılıyorum zaten. Kaç tane kremini, kaç tane göz çevresi kremini bitirdim ben hatırlamıyorum artık. Origins'in Jeans X serisinin SPF 40 içeren renkli nemlendiricisi. Tinted Moisturizer diye geçiyor. Benim bugüne kadar kullandığım renkli nemlendiriciler hem de SPF içeren renkli nemlendiriciler arasında kesinlikle en güzeli. Ya cildimi o kadar güzel hissettiriyor ki. Ben artık zaten bu havalar geldi mi dostlar, fondöten olayı bende bitiyor. No foundation bende. Hemen buna geçiyorum ya da direkt renkli SPF'lere geçiyorum. Bunu SPF krem gibi düşünmeyelim ama. Evet, SPF 40 içeriyor, bence gayet güzel. Yine de bir güneş koruyucu değil. SPF 40 içeren renkli bir nemlendirici, öyle düşünelim. Birincisi, cildinize inanılmaz bir parlaklık veriyor. Doğal bir parlaklık. Yani bunu sürdüğünüz zaman zaten sanki no makeup makeup ikinci bir cilt gibi oluyor. Kendi cildiniz gibi. Yine siz alttan kendi cildinizi görüyorsunuz. Kapatıcılığı var. Kesinlikle var ve bence son derece yeterli. Ben bunu yapıyorum. Üstüne direkt allığımı, maskaramı falan sürüyorum. Şu anda da bu arada yüzümde o var. Hiç üstüne tekrar fondöten bilmem ne falan hiçbir şey sürmüyorum. Cildinizi çok güzel parlatıyor. Cildinizi mükemmel nemlendiriyor. Zaten kokusu falan, o hissiyatı harika. Onları hiç söylemem gerek yok. Çok güzel bir ton veriyor. Ben bunu yorumlarını okudum. Bazı insanlar bana çok koyu geldi demiş. Bana koyu gelmiyor. Yani şöyle, boynunuza da yaymazsanız elbette yüzünüzle boynunuz arasında tabii ki ton farkı olur. Çünkü benim de boynum yüzüme göre daha beyaz. Ama ben onu böyle boynuma da şöyle şöyle yedirdiğim için şuralara kadar ve altında da zaten kremim olduğu için kremle birleşince kesinlikle bende turunculaşma yapmıyor ve tam olarak tenimin rengini alıyor. O yüzden bende koyu olmadı ama yine de yorumları okursunuz. Kalıcılığını çok seviyorum. Sabah sürüyorum, akşama kadar cildimde. Hiçbir şekilde böyle yama yama olma, telefonla konuştum çıktı falan gibi dertleri asla yok. Bir sürü farklı marka kullandım renkli nemlendiricilerde. Kimisi çok mat oluyor, böyle buralarınıza falan oturuyor. O kadar güzel ki. Biliyorum fiyatı yükseldi. Ben aldığım dönemlerde bunu Sephora'dan 290 liraya falan alıyordum, düşünün. Çok daha uzak değil bu arada bu söylediğim zaman. Yani şundan işte bir, ne bileyim, bir sene önce fiyatı arttı. Ama çok az kullandığınız bir ürün olduğu için, bu arada rengi şöyle beyaz, klasik. Beyaz demeyeyim de bej diyeyim. Böyle yaptığınız zaman aktifleşerek hemen böyle bir renge bürünüyor. Buradan böyle koyu gelecek bu arada cildinize. Merve bu ne diyeceksiniz. Öyle olmuyor, hiç merak etmeyin. Bütün cildinize yaydığınız zaman cildiniz zaten onu emiyor. Bak, hatta elime de şöyle yapayım. Bak, gitti bile. Gördünüz mü? O koyuluk gitti. Çok güzel. Bir kere alıp
küçük küçük kullanıp hani böyle bütün bir yazı falan geçirmek için fondöten sürmeden bence çok güzel. Çok önerimdir yani. Çok güzel bir ürün. Yine hiç popüler olmayan bir ürün bence bu. Ama benim hayatımı aşırı derecede kurtaran bir ürüne devam ediyorum. Kristalin antiseptik dezenfektan. Bu dezenfektan deyince şey sanmayın. Şöyle şöyle korona döneminde ellerimizi alıp böyle böyle yaptığımız iğrenç kokan dezenfektanlardan değil. Aslında bu cildinizde kullanabildiğiniz bir dezenfektan. Yine cildinizin her bölgesinde yani pansuman yapmak için bile açık bir yaranız varsa, bir yeriniz mikrop kaptıysa, işte enfeksiyonel bir durum varsa, hatta boğazınıza bile sıkabilirsiniz. Bana bunu doktorum söylemişti bu arada. Doktorun direkt söylediğini söylüyorum size. İşte boğazınıza bir ağrı varsa boğazınıza bile sıkabildiğiniz yani yenilebilir bir temizlikte bir aslında şey bu, su. Ben bunu kendi vücudumda, 3 kedim var biliyorsunuz, 3 kedimin gözlerini, burnunu, işte popolarını, aklınıza ne geliyorsa her yerlerini temizlemek için kullanıyorum. Mesela küçük kedimizde Mini'nin çenesinde çene aknesi oldu bir dönem. Hiç daha önce, o kadar yıllar kedi baktım, hiç daha önce böyle bir şeye denk gelmemiştim. O da biliyorsunuz böyle düşük kap, yani yere çok yakın mama kapları, çenesi sürekli böyle böyle değdiği için o mama kırıntıları burada kalıp akneye sebep olmuş. Aslında aynı bizim gibi, bizim nasıl zaten aknemiz cilt kapandığı zaman, cilt nefes almadığı zaman ortaya çıkıyor. Onlar da aynı şekilde mama kırıntıları kaldığı zaman. Neler neler denedim. Hiçbir şey geçirmedi. Veterinerimiz bunu önerdi. Bunu aldım. Böyle çıtır çıtır o sivilcelerin hepsinin üstünden temizledim. Akne makne kalmadı. Yani anlayacağınız evde 7'den 70'e hayvan veya insan herkesin kullanabileceği bir, her evde olması gereken bir ürün. Ben bittikçe büyük boyunu alıyorum. Koskocaman böyle gene online olarak. Bu şişeyi hiç atmadım. Bunu bir kere eczaneden almışım. Böyle küçük küçük aldığın zaman çok pahalıya geliyor. Onu söyleyeyim. Eczaneden almayın bence. Hani bir tane sprey şişesini bulundurun. Büyük boy alırsınız. Kocaman veterinerlerin kullandığı boy var böyle bu kadar. Lık 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 doldurun bunu. Her yere sıkın. Elinize de sıkın. Ayak mantarınız bir şeyiniz vardır. Onu temizlemek için bir yaranız vardır. Onu temizlemek için aklınıza ne geliyorsa her evde olması gereken harika bir ürün. Elim ayağım yani bu benim. Şimdi kozmetiğe çok küçük bir ara veriyorum ve son zamanlardaki en çok severek kullandığım servisten bahsedeceğim size. Bu tamamıyla İngilizce ile alakalı. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü Melisa artık büyümeye başladı. 2,5 yaşından beri bir fiil aksanı çok iyi öğretmenlerle hep bir arada olduğu için ve gerçekten benden çok daha fazla İngilizce kullandığı için Melisa günlük hayatında. Ben de ufak ufak dalga geçmeye başladı. Anne inanamıyorum, o öyle söylenmez. Bu böyle söylenmez. Çok komik söylüyorsun falan demeye başlayınca dedim ki bir dakika, hakikaten haklı. O yüzden dedim ki Merve buna bir yerden başlaman lazım ve Open English ile tanıştım. Bugüne kadar bildiğim birçok uygulamadan çok çok farklı. Öncelikle tamamıyla ana dili İngilizce olan öğretmenlerle 7/24 sınırsız şekilde ders yapabiliyorsunuz. İsterseniz birebir ders yapabilirsiniz, isterseniz grup dersi yapabilirsiniz. Merve ben seviyemi ya da eksikliklerimi bilmiyorum gibi bir endişeniz olmasın. Zaten seviye tespit sınavına girip onlar sizi hangi konuda, hangi seviyede ve nerelerde daha çok desteklemeleri gerektiğini söylüyorlar. Evde vaktim oldukça çok severek yaptım. Bir pratikten örnek göstereceğim. We will be discussing new policies at the meeting next week. %95. Kötü değil. Bence bayağı geliştirdim. Mesela burada gösteriyor. Discussing'de iki S var ya mesela. Hem orada hem de new dedim. Aslında new demem gerekiyordu. Bir tane daha çok sevdiğim bir uygulama var içeride. Mesela burada James Franco ve Anne Hathaway'in bir Oscar'da çekilmiş bir videosu var. Onu izliyoruz öncelikle. Mesela burada adam çok hızlı geçiyor. Training the enhance diyor. Çok hızlı söylüyor. Dolayısıyla çok iyi dinlemeniz lazım. Burada size boş bir alan bırakıyor. Siz söylediğini enhance dedi mesela. Böyle. Enhance. Tık. Gördünüz mü? And prepare for any emergency dedi mesela. Buraya hemen tık 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 emergency yazıyorsunuz. Tık. Çok eğlenceli. Aşırı eğlenceli. Gerçekten çok önerimdir. Bu arada videonun açıklama kısmına da bir link bırakacağım size. İsterseniz web üzerinden yapabilirsiniz, isterseniz uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamanın güzelliği her an her saniye elinizde olup dedim ya bu tarz alıştırmaları. Böyle bir yarım saatiniz vardır, kahvenizi çayınızı aldınız. O arada alıştırmalarınızı yapabilirsiniz. Ben gerçekten kendimde, aksanımda, telaffuzumda iyileşmeler görüyorum. Melisa da açıkçası telaffuzumda değişimler olduğunu söylüyor. O yüzden çok mutluyum. Eğer siz de indirirseniz uygulamayı ve çalışmaya başlarsanız lütfen beni bilgilendirin, yorumlarda buluşalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Yepyeni bir ürüne devam edelim. Biliyorsunuz ki bir süredir, uzun bir süredir düzenli olarak kaşlarıma hep bakım yapıyorum. Şunu biliyorum, hiçbir zaman zaten böyle iki parmak kapkalın kaşları olan bir insan değildim. En ufacık bir şeyden çok hızlı şekilde etkilenip dökülüyor benim kaşlarım. Hamilelikte döküldü, bu spora başladığım, kışın işte ormanlarda koştuğum zamanlarda soğuktan etkilendi, döküldü. Bazen öyle oluyor ki arkadaşlar, hakikaten bir de zaten ben Akdeniz anemisiyim, o da çok döküyor benim kaşlarım, tırnaklarım, saçlarım zaten çok zayıf. Onun zaten %80 onun etkisi var. Dolayısıyla
ben şunu biliyorum ki benim her sabah akşam düzenli olarak kaşlarımı nemlendirmek ve bakım yapmak, beslemem gerekiyor. Uzun süredir GLY markasının jel formundaki kaş jelini kullandım. Belki 7-8 tane bitirdim. Ondan da çok memnun kaldım. Ama ara ara nasıl bunu biz her üründe yapıyoruz? Biraz ürünleri farklılaştırmak, şampuanda, cilt bakımında hep aynı ürünü değil de aralarda biraz onları farklılaştırıp o ürünün etkisini unutturup hani birazcık da bünyeyi şaşırtmak gerekiyor. Şimdi bu şeyi öneriyle aldım. Farmasi markasının Eyebrow and Lash serumu. Bence çok etkili. Tek söyleyeceğim bir şey var. Fırçası acayip derecede sert. Şöyle ikili yapmışlar. Hani istiyorsanız şu ucunun fırçasını görüyorsun. Hani şöyle kirpik diplerine yapıyorsun bunda. Bence bu fikir çok güzel. Fırçanın yapısını çok beğendim. Fakat şuradaki plastik tarafı çok çok sert. Bu kadar sert olacağını tahmin etmiyordum. Acıtıyor yani birazcık. Ama çok etkili. Bu ikincisi bu arada. Bir tane aldım bitirdim. Bu da ikincisi. Yine jel formunda olması benim için harika. Ben yağ olanları ne yazık ki hiç sevemiyorum. Onlar akıyor, gözüme giriyor, yakıyor. Buralarım yağlı yağlı oluyor. Buralara geliyor. Alakasız yerlerden kaş çıkıyor. Ben oradan çıkmasını istemiyorum aslında. Dolayısıyla ben bir kaş serumu olsam kesinlikle jel formunda bir kaş serumu olurdum. Bunu da çok beğendim farmasininkini. Etkisini de görüyorum kesinlikle. Bence siz de görüyorsunuz zaten. Evet, bundan sonra dediğim gibi Lepiska gibi kaşlarım çıkmayacak ama en azından dökülmesini engelliyorum ve o minicik dökülen yerlere minik minik yenilerin çıktığını kesinlikle görüyorum. Fiyat olarak da çok bence uygun piyasadaki diğer ürünlere göre. Kesinlikle çok önerimdir. Evet dostlar, yepyeni bir ürüne devam edelim. Güneş kremi deyince de ben biliyorsunuz. O kadar da değil ama son dönemlerde güneş kremlerinde bence en popüler, en çok aranılan, herkesin çok sevdiği kesinlikle Kore tarzı. Kore menşei güneş kremleri. Ben de açıkçası Kore ürünlerini zaten çok seviyorum. Güneş kremlerine hayranım çünkü karma ciddi bir insan olduğum için yine bir güneş kreminden beklediğim şey cildimi yağlandırmayacak, gözeneklerime dolmayacak, bana siyah nokta yapmayacak. Tabii ki cildimi çok iyi koruyacak. Biliyorsunuz ben yazın bembeyaz gidiyorum, bembeyaz geri dönüyorum. Herkes ay canım ya sen bu sene hiç tatil yapamadın mı falan diyorlar. Alakası yok aslında, gayet Kuşadası'nda yazlıkta böyle bir ay geçirmişim ama hakikaten çok iyi bakıyorum cildime. Sürekli şey yapıyorum, yeniliyorum güneş kremimi. Ama güneş kremi deyince de hep elim artık son dönemlerde Kore ürünlerine gidiyor. Çünkü çok iyi anlaşıyor cildim ve ben de çok faydasını görüyorum. Bir sürü önerebilirim size. Hani şiirler yazacağım, bir sürü bayılarak kullandığım marka öneririm. Ama Barulep'in bu Green Tea Hydro Calming Sunscreen SPF 50 ürününe bayılıyorum. Makyaj altına güneş kremi sürmek benim gibi karma ciltler için bir şey. Yani of şimdi gene çok yağlı duracak cildim, çok kalın olacak, fondötenin yapısını mı değiştirecek, 100 tane şey düşünüyorsunuz. Kuru ciddiyseniz hiç sıkıntı yok ama karma ve yağlı ciltlerde çok da bayıldığımız bir şey değil ama sürmek zorundayız, süreceğiz de. Bu makyaj altında tek kelimeyle mükemmel duruyor. Mükemmel. Bu da yine öyle çok aşırı popüler değil bence. Başka ürünler daha çok öne çıktı. Bunu çok öneririm. Çünkü fondötenle şeye girmiyor. Ne diyeyim, tepkimeye girmiyor. Fondötenizin yapısını değiştirmiyor. Cildinize çok güzel böyle bir ne diyeyim yumuşacık, pudramsı bir hafif matlıkla parlaklık arasında çok güzel bir yapı bırakıyor falan. Çok seviyorum bunu. Harika bu güneş kremi. Son zamanlarda aşırı beğendiğim ve hiçbir şekilde sosyal medyada görmediğim bir üründen bahsedeceğim size. Bu şeffaf gloss ve bu markayı da ben bu arada hayatımda ilk kez duyuyorum. İlk kez ürünlerini kullanıyorum. Duty Beauty diye bir markanın şeffaf bir gloss'u sandım ben önce bunu. Bu arada ambalajı da çok tatlı. Şöyleli bir ambalaj, onu da göstermek istedim size. Şeffaf gloss zannettim ama şeffaf gloss olmayan, hem yanakta hem dudakta kullanabileceğiniz renk değiştiren bir ürünmüş. Bu tarz ürünlere artık çok aşinayız aslında. Artık ilginç ürün kategorisine bile belki girmiyor Merve diyebilirsiniz ama bugüne kadar kullandığım gerçekten dudağa en doğal, en güzel renk veren ve dudakları en harika şekilde nemlendiren, kesinlikle renk değiştiren gloss diyebilirim. Dudakta kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi hemen size göstereceğim uygulamasını. Önce normal dudağımdaki ruj bu. Şimdi sileceğim. Bunu süreceğim ki benim dudaklarım bembeyaz biliyorsunuz. O bembeyaz dudaklarımı nasıl tatlı tatlı, doğal, böyle sanki kendi dudaklarımın rengiymiş gibi bir hale getirecek, inanamayacaksınız. Evet, şimdi dudağımdaki ruju sildim. Çok güzel bir ürün bu. Kokusu da harika. Yine kısırıyorum. Hem kocaman dolgun gösteriyor dudakları hem de o kadar güzel bir renk veriyor ki. Bazen bu tarz renk değiştiren ürünler çok suni bir pembelik yapıyor. Yani böyle hani çocuk makyaj malzemesi gibi oluyor. Anladınız ne demek istediğimi. Öyle oldu mu hiç sevmiyorum tabii ki kullanmayı. Bunu çantamdan çıkartamıyorum artık. Tam bir yaz ürünü. Yapış yapışlık asla yok. Bir lip oil kıvamında düşünebilirsiniz aslında. Gloss demek buna doğru değil. Kesinlikle bir yağ formunda. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Harika bir pembelik veriyor. Aslında gloss gibi olmadığı için gayet yanağınızda da kullanabilirsiniz. Çünkü yanağınıza sürdüğünüz anda aslında pes pembe olacak yanaklarınız. Şimdi başka bir allık önerisinde bulunacağım için yanaklarıma sürmek istemedim. Nefis bir ürün.
Nefis. Böyle bir şey olamaz. Bayılıyorum buna. Bayılıyorum. Şimdi yepyeni bir ürüne devam edelim. Kore cilt bakımı ile birlikte çift aşamalı, çift fazlı ya da temizlik sıkça artık herkes tarafından kullanılıyor. Ben de çok seviyorum. Makyaj yapsam da yapmasam da mutlaka çift aşamalı temizliğimi yapmaya özen gösteriyorum. Merve nedir çift aşamalı temizlik diyenler için? Öncelikle cildinizi yağ bazlı bir temizleyiciyle temizliyorsunuz. Ondan sonra da köpüren bir temizleyiciyle temizliyorsunuz. Böylece iki aşamalı temizlik yapmış oluyorsunuz. Son zamanlardaki favorim, bunu yeni keşfettim. Rash Lab markasının katı formundaki makyaj temizleyicisi. Bir yapısını size göstereyim. Çok az almanız yeterli. Şöyle şeyiyle alıyorsunuz. Bu kadar az değil de, abartmayayım da. Şöyle alsanız gayet yeterli oluyor. Spatulasıyla alın mutlaka. Her zaman elinizi, parmağınızı içine sokmayın. Kokusuz bir ürün. Bir makyaj temizleme balmından beklentim elbette ki maskaramı, göz makyajımı kusursuz şekilde çıkartması. Sonrasında ben tekrar misal su yapacaksam benim için o zaman çift aşamalı temizliğin açıkçası hiçbir esprisi olmuyor. İkinci bir kuralım da bunda. Kesinlikle gözlerimi bulanıklaştırmayacak, yakmayacak. Üçüncüsü, bazı bu tarz katı formdaki balmlar cilt yüzeyinizde böyle iğrenç bir yağlı tabaka bırakıyor. Onu böyle silmeniz lazım. Hani böyle tırnaklarınıza şöyle yapsanız böyle buralarınızda o tırnak izi çıkacakmış gibi oluyor. Yani o kadar kötü. Bu üründe bu üçünü de buldum. Çok memnunum. Azıcık alıyorum. Gözlerimi şöyle şöyle yaptığımda bütün o simsiyah maskaramı, göz makyajımı hepsini akıtıyor. Cildimde asla kalıntı bırakmıyor. Çok önerimdir. Ya bir Kore markası bu arada bu. Eğer bir makyaj temizleme balmı alacaksanız kesinlikle buna bakın. Yepyeni bir ürünle devam ediyorum. Bu bahsedeceğim ürün yine piyasada hiç duymadığınızdan eminim. Çünkü öyle çok popüler bir ürün yine değil. Ama derdinize derman olabileceksem çok mutlu olurum. Bugüne kadar yıllardır böyle önerdiğim bu tarz ürünlerde hep böyle derdinize derman oldum. İşte o dudak nemlendiricisi Dekubal'i önerdik. Bir sürü kişi o Dekubal'i kullandı. Yıllardır çok da severek kullanıyor. Çok mutlu oluyorum. Bence bu da benim gibi ayak baş parmaklarınızda özellikle oluşan bu böyle tırnak batıklarında problem yaşayanlar için gerçekten harika ötesi bir ürün. Biliyorsunuz ben hafta içi, hafta sonu gidebildiğim kadar çok sıkça koşuya gidiyorum. Her gün koşu yaptığım için de özellikle ayak baş parmağımda batık olabiliyor ve çok ağrılı oluyor, çok acılı oluyor. O zamanlarda ben bunu zaten pediküre gittiğim pedikür uzmanı bana önermişti. Kendisine de çok teşekkür ediyorum bu arada, sayesinde harika bir ürün keşfetmiş oldum. Aslında bu antibiyotikli bir merhem. Bunu sadece ayak batıklarınızda değil her yerde kullanabilirsiniz. Bir kesik oldu, kedi ısırdı, bir şey oldu yani kedi tırmaladı. Aklınıza gelebilecek her yerde antibiyotikli merhemin kullanılabileceği her durumda kullanabileceğiniz bir merhem bu. Ama benim bugüne kadar bu tarz batık problemi yaşadığımda gidip eczaneden aldığım klasik, hani hep biliriz ya, baktrabanlar, onlar bunlar. Onlardan çok çok farklı. Oradaki o batığın yarattığı problemli bölgeyi, iltihaplı ve enfeksiyona açık bölgeyi sürdüğünüz andan itibaren anında sakinleştiriyor ve onun o iltihaplı bir duruma dönüşmesini engelliyor. Çok memnunum. Sivilceler. Sivilceler hepimizin, hem akneye meyilli ciltlerin hem de birçoğumuzun, kadın erkek olmak üzere hepimizin biliyorsunuz ki dönemsel olarak, hormonal olarak yaşadığımız bir durum. Ben de özellikle böyle regl dönemlerim öncesinde alakasız yerlerde kocaman kocaman ağrılı, iltihaplı sivilceler yaşıyorum. En son yine böyle kocaman yanağımda bir tane çıkmıştı. Bir tane alnımın ortasına çıkmıştı. Zaten o kendini belli ediyor bu arada birkaç gün öncesinden çıkacağını. Öyle durumlarda artık biliyorsunuz ki bu tarz böyle sivilce kontrol jelleri vesaireleri oldukça popüler. Yine ben bugüne kadar bir sürü markanın sivilce kontrol jellerini hep kullanmışlığım vardır ama bence en azından bugüne kadar diyeyim kullandığım en etkilisi kesinlikle Trouble Skin Solution Magic Powder. Aslında bu böyle iki fazlı gibi bir ürün. Altı tamamıyla böyle kalın pudra, likit pudra formunda bir ürün. Üstünde de kendi sıvısı var. Kulak çubuğunu alıyorsunuz. Öncelikle pudralı bölümünden, sonra da gene biraz o kuruduktan sonra likit bölümünden kullanıyorsunuz. Bu benim ikinci bu arada. Az bitirmemişim yani. Beni çok hayatımı kurtardı. Hakikaten sivilcenin büyüyüp iltihaplanıp hani böyle içinden, anladınız, böyle o iltihabın çıkacağı noktaya getirmiyor sizi hiçbir şekilde. Anında kurutuyor. İyi bir sivilce kontrol ürünü düşünüyorsanız benim için en iyisi budur. Yepyeni bir ürüne devam edelim. Bir tane allık önerisinde bulunacağım size. Şu anda da zaten yanaklarımda var. Ekstra uygulamama hiç gerek yok. Likit ürünleri ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Benim için makyaj demek pratiklik demek. Ben çantama atayım. Hep derim ya, hep klasik Merve lafıdır o yani. Bakmadan sürebileceğim rujlar, bakmadan uygulayabileceğim yani. Bu tarz pratiklikte ürünlere bayılıyorum. Çünkü benim hani oturup hakikaten, evet, makyaj yapmayı çok seviyorum. Gerçekten o bir terapi. Ama oturup saatlerce far üstüne far, eyeliner üstüne eyeliner, kontür, onun üstüne baking falan. Hiç öyle biri değilim ya. Benim şu anda yüzümde görmüş olduğunuz makyaj klasik Merve makyajı. Merve deyince bu yani. Daha fazlası hiç canım çekmiyor. Eğer özel bir yere gitmiyorsam. Aslında çok uzun zamandır sevdiğim bir ürün. Çok da popüler bir ürün değil. Ama
hep elim bu allığa gidiyor. Havalar ısındı mı daha böyle pembe, daha hani likit formda ürünleri kullanmayı seviyorum. Bobbi Brown'un bu Pretty Powerful diye bir krem allığı var. Pretty Powerful 3 benimkinin rengi. Bu hem dudaklarda hem yanaklarda kullanılıyor. Dudaktaki duruşunu çok sevmiyorum açıkçası. Dudakta da çünkü çok mat duruyor ve böyle çok da kalıcı değil bana sorarsanız. Ama yanakta kesinlikle harika. Ne zaman bu allığı sürsem herkes Merve allığını çok güzel nereden aldın diye hep soruyor. Küçücük olması çok güzel. İçinde aynası olması çok güzel. Hani direkt minnacık bir çantanıza bile atabilirsiniz. Yoklukta ruj olarak da gider. Onu söyleyeyim. Yoklukta gideri var ruj olarak ama kesinlikle yanakta tercih ediyorum. Şu an mesela ben şeyden de bakıyorum kameradan. Hem çok parlak duruyor o kremsi formundan dolayı hem de ciltle süper şekilde bütünleştiği için çok çok doğal duruyor. Elbette ki başka birçok renk alternatif var ama benim en çok sevdiğim bu ve her ten rengine de çok gideceğini açıkçası düşünüyorum. Geçenlerde Instagram'da bir soru cevap yapmıştık kozmetikle alakalı. İşte böyle herkesin dedim ya ortak problemi yani hep böyle aknelerle ilgili ne yapıyorsunuz? İşte benim cildim çok akneli ne yapıyorsunuz vesaire. Şimdi benim akneye meyilli bir cildim o kadar yok. Aslında karma bir ciltliyim ama hormonal dönemlerimde, regli öncesinde, kötü beslendiğimde, stres yaptığımda zaman zaman ciddi ciddi akne atakları yaşıyorum. Daha önce de çok ciddi bir akne atağı yaşadığım dönem de olmuştu. Hep söylerim çok minimal bir cilt bakımı rutinim var. Böyle çok üst üste ürün kullanan birisi asla değilim. Makyajda nasıl minimal bir tarzım varsa kesinlikle cilt bakımında da öyle. Ama cildimin ihtiyaçlarını bildiğim için dönem dönem başıma gelecekleri bildiğim için o dönemlerde kullanabileceğim ayrı ürünler var. Şimdi Caudalie'nin bu serisine tek kelimeyle bayılıyorum. Tamamen akneye meyilli. Daha çok karma ve yağlı ciltler için uygun bir seri bu. Bende iki tane ürünü var. Bir tanesi arındırıcı tonik, bir tanesi de serum. Tamamıyla sebum kontrolü yapan serumu. İkisi de tam karma yağlı ciltlerin seveceği formda ürünler. Gerçekten hafif böyle geliyor Merve. Ufak ufak geliyor. Şuradan bir tane baş gösterdi dediğim zaman hemen bu tonikle bu sebumu kullanıyorum. İkinci gün kontrol altına almış oluyorum. Çok memnunum. Zaten Caudalie markasının birçok ürününü ben çok seviyorum. Ama bu seriyi özellikle bu dönemlerimde böyle hani hemen elimin altında olduğu için ve o süreci çok hızlı ve güzel bir şekilde geçirmemi sağladığı için ayrıca çok beğendim. Cildi benim gibi olanlar, akneye meyilli olanlar kesinlikle baksınlar, çok severler. Başka ürünleri de var bu arada. Yemin ediyorum 10 sene önce önerdiğim maskaraya şu anda aşık olmam. Şu an kirpiklerimde bu maskara var. 10 sene önce ilk YouTube'a başladığım zamanlarda bu maskarayı sizlere çokça önermiştim. Geçenlerde bir videom vasıtasıyla makyajımı ChatGPT yapay zeka seçiyor videosu vesilesiyle ChatGPT'nin yapay zekanın bana yeniden önerdiği, hiç aklıma gelmezdi 10 sene sonra bu maskarayı bu kadar çok seveceğim. Çünkü üzerine takdir edersiniz ki 10 senede binlerce marka, binlerce farklı ürün çıkarttı. Hele bir de Maybelline varken bu sektörde, bence maskara deyince Maybelline ayrı konu ama hiç aklıma gelmemişti. ChatGPT bunu önerince aldım tabii ki ben de. Ay, o günden beri bu maskarayı ne kadar çok sevdiğimi bir kere daha anladım. Kirpikleriniz tek tek ayrılmış, upuzun olsun istiyorsanız, şu an görüyorsunuzdur zaten. Bir kat sürdüm bu arada. Sadece bir kat. Çok yağlı bir ürün bu. Dolayısıyla kat kat üst üste geçebilirsiniz. Üst üste, üst üste, üst üste hiçbir şekilde sertleşen bir maskara olmadığı için bir katta bile ok gibi upuzun tek tek ayrılmış kirpikler yapıyor. Minnacık bir fırçası olduğu için göstereyim hemen şöyle size. Küçücük, küçücük yani. İnanılmaz ufak. Dolayısıyla şu en içerlerdeki küçük kirpikler var ya, onlara da çok rahat şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aşırı güzel bir maskaraymış. Tekrar yapay zekaya buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bana tekrar bu maskarayı aldırttığı için. Bu kadar upuzun, bu kadar kalkık, tek tek ayrılmış kirpikler benim en sevdiğim form. Dolayısıyla çok beğendim. Bir süre bunu kullanacağım, orası kesin. Şimdi yepyeni bir ürüne devam ediyoruz. Mükemmel bir ruj önerisinde bulunacağım size. Ne zaman bir story atsam ve dudağımda bu ruj varsa şayet onlarca DM geliyor. Merve rujun ne, Merve rujun ne, Merve rujun ne? Kiko'nun rujlarını, birçok ürününü tabii ki ama rujlarını da ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şu anda dudağımda olan Unlimited Double Touch markasının ikili ruju. Birincisi doygunluğu, rujun verdiği pigment tek katlı mükemmel. Renk seçenekleri inanılmaz. Ama ben bu tarz renkleri çok seviyorum. Böyle gül kurları falan tam kendime en çok yakıştırdığım renkler. İki tarafta isterseniz tek tarafı glossunu kullanın. İsterseniz tek bunu kullanın. İsterseniz şu an benim yaptığım gibi önce rujunu sürün, üzerine glossunu sürün. Çok memnunum. Ya şu çantamda olduğu zaman, olmadığı zaman hatta şey oluyorum yani. Aa, Kiko'mu evde unutmuşum oluyorum. Gerçekten çantama atıp yine bakmadan, bak böyle süre, bak böyleyim. Öyle yapıyorum, böyle böyle. Hiç bakmıyorum aynaya. Çünkü süper kremsi. Hemen üstüne glossunu sürüyorum. Şöyle. Bitti. Bu kadar. Bayılıyorum. Tahmin edersiniz ki bir sürü renk alternatifi var. Mutlaka Kiko mağazalarına gidip bakmanızı öneririm. Online de tabii ki alabilirsiniz. Ben dediğim gibi bulursam linkini koyacağım. Ama o renk seçeneklerini bir görün yani. O kadar fazla alternatif var. Normal glossları acayip derecede viral oldu. Onlar da var bende. Ama bu ikiliye bayılıyorum. Çok seviyorum gerçekten. Belki de bu seriyi, serinin ismini tek bozacak
ürünle devam ediyorum. Maalesef bunu önermek zorundayım çünkü çok güzel. Çünkü çantamdan ayıramıyorum. Tahmin ediyorsunuzdur zaten şu ambalajı gördüğünüzde. Evet diyeceksiniz Merve, neden bahsettiğini biliyoruz. Clinique Black Honey. Bende ikisi de var bu arada. Sizin için ikisini de edindim. Ama benim favorim kesinlikle bu. Şimdi hemen sürüyoruz dudağımıza. Şimdi ben size ikisini de göstereceğim bu arada. Bence Charlotte Pillow Talk 1. Bu iki. Muadil yok. Yok yani. Dudaklarımı büyük göstermesine, nemlendirmesine ve verdiği tona bayılıyorum. Asla kimse bana Nivea'nın böğürtlenli lip balmı muadil falan demesin. Alakası yok. Çünkü müthiş bir renk veriyor. O diğer tabii ki Nivea'nın böğürtlenli lip balmını da çok seviyoruz. Ayrı bir konu ama muadil göstermek çok saçma. Benim muadil çizgimi biliyorsunuz. Yani %99.9 aynı olacak yani. Yoksa muadil değil benim için kesinlikle. Verdiği renk mükemmel. Asla öyle cırtlak, fuşyalara kaçan, kırmızılara kaçan bir renk değil. Çok güzel bir dudak ürünü diyeyim buna. Ben de artık karşı koyamadım ve favorim yani. Bunu çantama attım. Şimdi bir de gloss olanını göstereyim. Ben kesinlikle bunu daha çok seviyorum. Gloss çok daha yoğun. Siz karar verin. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu ya? Koca koca gösteriyor bir de dudağı. Bakın şimdi gloss'u sürüyorum. Gloss oldukça yoğun renk veriyor. Bak. Bu da çok güzel elbette. Çok daha parlak, çok daha yoğun. Kat kat arttırabiliyorsunuz yoğunluğunu. Şöyle göstereyim. Ama şunu sürmek bana daha kolay geliyor dedim ya, hep böyle bakmadan he diye sürebiliyorum yani çantamdan çıkartıp. Ama ikisi de çok güzel. Gerçekten şu an için benim için muadili yok. Tam çantaya atmalık, tam havalar ısındığında her makyajla yakışacak. Eyelinerlı makyaj da yapsan çok güzel duracak. Hiç makyaj yapma. Yine dudağını sür. O dudağına verdiği o sağlıklı görüntü gerçekten çok güzel. Clinique'in bence bana sorarsanız son dönemlerdeki en güzel ürünü. Bir de gözümde şu allıklarında çok gözüm var. Çiçekli olanlar. Onları da sizin için ayrıca deneyeceğim. Evet tatlılarım, canlarım, videonun sonuna geldik. Uzun zamandır bu tarz böyle popüler olmayan ama kesinlikle popüler olmayı hak eden, bilmenizi istediğim, denemenizi istediğim ürünleri bir araya getirmeyi çok istiyordum. Zaten siz de çok özlemiştiniz bu tarz videoları biliyorum. Yani hep böyle ilginç ürünler mi çekeyim, onu mu çekeyim, oradan uçayım mı, buradan kalkayım mı videolar yerine. Hep ya Merve tamam bunları da yap, bunları da çok seviyoruz ama ne olursun, son zamanlarda ne kullanıyorsun, yüzüne ne sürüyorsun, nerelere gidiyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun diye hep soruyordunuz. O yüzden bence çok güzel oldu. Bir sonrakinde yine böyle çeşitlilikler yaparım. Yediğim içtiğimi de koyarım, gittiğimi de koyarım. Yine böyle sevdiğim servisleri vesaireleri de eklerim. Çünkü yıllardır biliyorsunuz hep kozmetiğin dışında izlediğim dizilere, filmlere kadar her şeyi hep sizlerle paylaştım. Bence çok güzel bir video oldu. Bahsettiğim bütün ürünlerin, servislerin her birinin linkini koyacağım. Bakarsınız, incelersiniz, okursunuz yorumları. Aklınıza yatarsa satın alırsınız. Bir sonraki video ne olsun? Yorumlara lütfen yazın. Sizin bahsettiğim ürünler arasında var mı beğendikleriniz? Open English'ten bahsettim. Kullanıyor musunuz, ediyor musunuz? Bütün bu videodaki kullandığınız, memnun kaldığınız ya da kalmadığınız her şeyi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarda buluşalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.